Merhaba özgürüz.org izleyicileri, yayınımızı İstanbul'dan gerçekleştiriyoruz. Sizlerin de yakından takip ettiği üzere Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri Katar'la ilişkilerini kestiklerini duyurdu. Gerekçe ise Doha'nın terörizm ile ilişkisi ve bağları olarak açıklandı. Dört ülke kararında Katar'ın IŞİD ve Müslüman kardeşleri desteklediği üzerinde duruldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu konuyla ilgili bir yorum yaptı kısa bir süre önce. Hepimizi üzen bir gelişme dedi. Rusya'nın da açıklaması var konuyla ilgili. Rusya şöyle bir açıklamada bulundu. Körfez'de istikrarlı ve barışçıl bir atmosfer isteriz dedi. ABD ise tarafların birlikte oturup farklılıklarını konuşmasından yanayız. Körfez Birliği Konseyi dağılmamalı dedi. İran da sessiz kalmadı. İran'ın açıklaması da şu şekilde, ilişkileri kesmek çözüm değil. Daha önce de söylediğimiz gibi saldırganlık ve işgal istikrarsızlığa yol açar şeklinde açıklama yaptı. Konuğum var, araştırmacı yazar Faik Bulut. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza hocam. Şu soruyla başlamak istiyorum ben. Katar'a uygulanan bu tecrit tam olarak ne anlama geliyor? Bunun eskisi var, birkaç anlamı var. Yani bu Arap Baharı denen olaydan itibaren Katar'la Suudi Arabistan ve özellikle de Bahreyn arasında ciddi bir anlaşmazlık oldu. Kimi destekleyelim? Yani bu iktidara gelecek taraflardan kimi destekleyelim? Suudi Arabistan başlangıçta tabii bütün İslamcıların gelmesinden yana iken özellikle Mısır'daki Müslüman kardeşlerin iktidara alması, Mursi'nin iktidara almasından sonra kendisi için Müslüman kardeşlerin alternatif olabilir. Yani kendi yönetimine de etkilebilir. Çünkü İslami bir söylemle ortaya çıktılar ve kendi krallığı için bunu tehlike saydı. Katar böyle bir derdi yok her halükarda. Yani, tersine başından beri Müslüman kardeşler örgütünü hem Libya'da, hem Mısır'da, hem Hamas, Filistin'de, hem başka yerlerde de destekledi. Hatta biraz da Müslüman kardeşler örgütü üzerinde Suudi Arabistan'la İslam'ın, İslamcı hareketin liderliğine soyunan, yani küçük boyuna ölçüsüne rağmen, küçük ölçekli bir devlet rağmen petrodalara dayanarak bunu yaptı. Bu işin bir yani. Bahreyn'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin özellikle bir Müslüman kardeşler örgütüyle başından beri bir problem var. Çünkü Müslüman kardeşler örgütü orayı devirmek de istiyorlardı. Öteden beri yani bu krizden çok çok önce bir Arap Baharı denen o isyan olaylarından çok çok önce. İşin bir boyutu budur. İkinci boyutu İran, Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkelerinin rekabeti. Onlara göre Şii hilalde ilerliyorlar. Yemen'de biliyorsunuz savaş oldu. Savaş hala devam ediyor. Suudi Arabistan bu Körfez ülkelerinin koalisyonu başını çekiyor Yemen'de. İran o Husiler denen harekete karşı ki Husiler Şii değil aslında. Onlar Zeydidir. Fakat her halükarda yani Şii hareketinin üstüne hizarına sayıldığı için böyle bir rekabet savaşı var. Malum Irak üzerine bir rekabet var. Suudi Arabistan'la İran üzerine. İran bu Arap Baharı'ndan sonra özellikle Irak ve Suriye'deki olaylardan sonra daha karlı çıktı Amerika'nın Irak yönetimine devrilmesinden sonra. Dolayısıyla bir tehlike olarak seviyor. Bu tehlike denen şeyi tırnak için tehlikeydi. Aslında batılı ülkeler sürekli İran'ı ve Suriye'yi sıkıştırmak için Şii Hilal'ı diye körükleyip durdular yani. Üçüncü bir boyutu var. İsrail'in öteden beri, Obama yönetiminden beri İran'a yönelik bu nükleer silah meselesi ve Hizbullah'ı desteklemesi, Suriye desteklemesi nedeniyle, Filistin ve Hamas'ı bir ara desteklemesi nedeniyle direnç noktalarını yani İsrail'e direnen kesimi çökertmek amacıyla İran'ı yani kendisine göre yılanın başı İran'dır. O arada İran'ı vurursa Hizbullah da gelir. Suriye zaten çöker. Hamas bu sefer başkasına gider vesaire vesaire diye. Bu öteden beri ama Obama bu siyasete prim vermedi çünkü hem Amerika hem batılı ülkeler malum İran'la nükleer anlaşma imzaladılar. Dördüncü
sebebi var. Trump'ın belki de İsrail'in o teşvik ettiği ya da benimsediği proje çerçevesinde İran'ı kuşatma politikası ve belki de İran rejimini devirme politikası. Burada sadece İsrail bunu kışkırttı demek doğru değil. Çünkü bu jeopolitik, jeostratejik bir meseledir. Yani İran çökerse, Suriye, Amerika'ya göre İran çökerse bu direngen hat, yani Suriye çöker, Hizbullah çöker. Efendim ondan sonra da Rusya ve Çin'e kadar uzanan bir jeopolitik oluşur ki Amerika'nın ileride Asya'da mücadele alanıdır. Yani büyük devletlerle kapışma alanı Orta Asya'dır. Önce burayı temizleyelim, oraya gidelim. Rusya da kendisini orada kuşatılmış hissedecek. Çin kendisini de rahatsız edilmiş, taciz edilmiş hissedecek. Bu dört sebeptir esas olarak. Yani bu krizin ana şeyi. Krizin patlaması yaklaşık 20 gündür. Yani uç vermesi 20 gündür. Duydu, işine gelmiyordu. Bugün o Katar'la ilişkiler kesilince yeniden ön plana çıktı ama pek de işin özünü, esasını veren olmadı. Bu 20 günlük olay şu, aslında Trump'ın gelişiyle birlikte başladı. Trump, Sisi, yani Mısır Devlet Başkanı Sisi'yi çağırdı. Suudi yönetimi, hem Prens, Veliaht Prens öyle diyor, Prens Trump'ı ziyaret etti. Ondan sonra Katar'dan da ziyaretler oldu. Trump kendisi geldi bu taraflara, ziyaretlerde bulundu. Bu ülkeleri bir araya toparlamaya çalıştı. Trump'ın Riyad ziyareti, yani Suudi ziyareti aslında bu amaca yönelikti. Fakat bu yönelmenin tarzı sadece İran değildi. Görünüşte İran o 300 milyarlık çek aldığı şeyden, malum Suudi Arabistan'da. Ve dolayısıyla bu işi iyice ön plana, sahneye çıkıyordu, görünür kaldı. Tabii İran'ın orada Körfez ülkelerinin hepsi bir bütün değil. Mesela Umman Sultanatı, Sultanlığı yani. İran'la öteden beri bir böyle tarafsız bir ilişki içinde. Bahreyn İran'a karşı çıktı çünkü İran, Bahreyn'deki o isyan hareketi, Arap Baharı'nın devamı, tırnak içinde bu Arap Baharı'nı söylüyorum, devamı olan hareket orada Şiilerden oluşuyordu. Yani yönetime karşı çıkan, haklarını arayan kitle Şii'ydi. Dolayısıyla Bahreyn'in böyle bir kini var. Kuvvet mümkün olduğu kadar tarafsız olmaya çalıştı. Dolayısıyla orada da bir parçalanma gözüküyor. Burada özetle Suriye cephesinde çatlaklar var. Yani Türkiye başarısız, Suriye'de çok başarılı değil malum. Katar'da dolayısıyla desteklediği örgütlerine de, silahlı örgütlerine de yavaş. Suudi Arabistan değil, desteklediği örgütlerine de değil. Bir ara Türkiye ile birlikte ortak İslam ordusu oluşturdu. Trump bunun üstüne sonradan atladı, İslam NATO'su şekline dönüştürmek istedi. Bu krizin şeyi bu. Peki. Bir ufak nokta, bir rivayete göre Katar'ın Dışişleri Bakanı Irak'taki ve Suriye'deki o çatışan milis güçlerinin Haşdi Şabi dahil onun sorumlularından General Süleymani ile Bağdat'ta görüştü gizlice. Yani olayı demeyenleyse ön plana çıkarıp gerekçe bahaneye de olan şey Süleyman ile görüşmek. Katar çok inkar etmedi ama şey de yapmadı, yani oldu da demedi. Bu tehlike arz etti çünkü Suriye'deki cephede Katar, Suudi Arabistan, Türkiye cephesinde Katar eğer geri adım atarsa o cephe tümüyle çökmüş dayılacaktı. Bütün babayla onun üzerine kuruldu. Katar gidecek, İran'a yanaşacak. Dolayısıyla Yemen'de biz yenileceğiz. Daha doğrusu cephemizde gedikler açılacak. Suriye'de cephemizde gedikler açılacak. Ayrıca da Katar-Suudi rekabeti falan var. İki ülkenin ayrıca çok eskiden bir ada meselesinden ötürü bir
çatışmalar da olmuş uzun yıllar önce. Peki bugün bu tecrit uygulandı, sınırlar kapatıldı, havaalanlara vesaire pek çok açıklama geldi neler yapılacağıyla ilgili. Bütün bunlar çerçevesine baktığımız zaman Orta Doğu zaten kaynıyor. Suriye'deki savaş biliyorsunuz devam ediyor. Bu kararlar, bugün alınan bu karar Orta Doğu'yu bugünkü şekliyle ya bundan sonra bu süreci nasıl etkileyecek? Süreci iki türlü etkileyebilir. Bir yönüyle Katar'ın tecrit edilmesi Suriye cephesinde boşluk bırakıyor diyemeyendeyse. Yani bu Amerika açısından da işte dezavantajdır. Suudi Arabistan açısından da büyük bir dezavantaj. Cephenin bölünmesi anlamına geliyor. Türkiye tabii dolayısıyla Türkiye'nin bir ayağının da yani o sac ayağı diye düşünürsek Türkiye'nin bir ayağını da ağır aksak gitmesi anlamına gelebiliyor. Suriye'deki savaşın daha geniş bir alana yayılarak İran'ı kapsayan ölçüde bir mücadele alanına Irak'ın, Körfez ülkelerinin, Yemen'in, Suriye'nin ve Türkiye'nin de tabii bir mücadele alanı anlamına gelmiş olabilir ki bu bir anlamda Rusya'nın işine geliyor. Yani Rusya ve Suriye'nin işine geliyor. Şundan geliyor, o cephe zayıflayınca bunlar biraz daha güçlü olabilir ama öte yandan da Rusya ile Amerika arasında geniş bir hakimiyet alanı, hegemonya alanı kurulmuş. Hegemonya alanı Akdeniz'de olan Suriye'nin kesiminde Rusya ve Suriye, İran güçlü ama Rakka'dan bu tarafa Musul, yani Musul alındığında düşünün bu sefer Suudi Arabistan'da devreye girdiğini de iyice hesap ederseniz Amerika bu sefer hem Suriye'nin doğu kesimine, Rakka ve Musul arasına, hem Kürt bölgesine, yani hem Irak Kürdistan'ına, hem Rojava'ya bir anlamda hakim olmak istiyor. Oradaki güçleri kullanmak istiyor bir şekilde kendi yani ittifaklar nedeniyle kullanmak istiyor. İran'a karşı koşkoş bir cephe açılması demek ki savaşın alanı, kargaşanın kaosun alanı büyüyor. Peki bu durum Türkiye üzerinde konuşursak, Türkiye'yi nedenle etkiler, özellikle Rojava bağlamında biraz önce bahsettiğiniz şey, Rusya ve İran'ın eli daha güçlenecek dediniz ve orada bir Rojava bölgesi var, Türkiye'nin özellikle onunla ilgili kaygıları sürekli dile getirdiği bir durum var Rojava bölgesiyle ilgili biliyorsunuz. Bu karar o bölgeyi ve Türkiye'yi özellikle Suriye anlamında nasıl etkiler? Yani doğrusunu isterseniz Suriye Savaşı tekrar ediyorum. Basit artık Suriye'nin iç savaşı olmaktan çıkıp bölge çapında bir hegemonya savaşı, yani Amerika'nın hegemonyasını, Rusya'nın hegemonyasını ya da onun müttefiklerini, yani hakimiyet alanını daha genişlemiş oluyor. Bu önemli. Bunun ne olacağını bilemeyebiliriz çünkü. Ciddi ve riskli bir alandır. Hani büyük devletlerin çatışmasına kadar gidebilir. İşin bir yanı budur. Ama diğer yanıyla Türkiye şimdi aslında iki arada bir derede kaldı bu durumda. Evet, kendisini Şii hilalı çerçevesine görüp efendim İran'a karşı İran'ı Fars milliyetçisi diye suçlayarak orada cephenin Sunni cephesine yer aldığını belli etti Türkiye. Yani uzun zamandan birkaç aydır bunu özellikle Cumhurbaşkanı bunu söyledi. Ama öte yandan Türkiye'nin Suudi Arabistan'la hem ciddi ekonomik ve politik ilişkiler var. Yani çok büyük kapsamlı. Yani petroldan baktınız daha diğer şeye kadar mesela Türkiye'deki krizin önemli bir kısmında oradan gelen petrol dolarları da hesap etmek lazım. Öyle bir kriz var. Dolayısıyla ama aynı zamanda Katar'da da benzer petrodolar ilişkisi var ve Türkiye'nin orada bir de askeri üssü var. Evet. Kaldı ki Katar'la birlikte Türkiye aynı bakışı paylaşıyor. Bu da Müslüman kardeşleri desteklemek. Yani evet Türkiye burada Suriye'de başka daha radikal grupları destekliyor. Onu zaten bilinen bir konu ama esas olarak gönlünden geçen Müslüman kardeşlerin iktidarda olması. Dolayısıyla Türkiye bu konuda da Mısır'la da
yani Mursi nedeniyle Mısır'la hala arası bozuk. Bir baktığınızda acaba Türkiye hangi tercih yapacak? Şimdi yani böyle ikinci yani böyle bir tercihte Katar'ın yanında yer alırsa tabii Katar'da eğer o tecritten Amerika'nın dediğinin dışına çıkarsa, çünkü Amerika'nın da büyük güçleri var. Bakarsın Amerika bir gecede bastırır. Yani Katar'ın Katar'a boyun eğdirebilir. Suudilerin şartlarını kabul ettirebilir. Bu başka ama eğer itirazcı olursa ve giderek İran'a yaklaşırsa bu sefer Türkiye'nin problemi başlıyor. Katar'ın yanında yer alırsa Suudi Arabistan diye bir şey var karşısında. Katar'a karşı yeri almazsa Katar'dan gelen petrol, dolar ve diğer mali destekler ve Müslüman kardeşler örgütüne olan destekler, Müslüman kardeşlerle birlikte Türkiye'ye, hem Türkiye'nin desteklemesi denen şey, ortaklık biter. Bu bir yani. Türkiye Amerika'ya itiraz ederse, ya kardeşim evet ben İran'a karşı cephe alırım ama öyle fiili cephe almam derse, sonra Amerika ile Suudi Arabistan belki de İsrail bastırır yani. Malum Amerika'nın elinde Fethullah kozu var, Zarrab kozu var, başka koz var falan var. İsrail'in elinde de şöyle bir koz var. Amerika ile Türkiye'nin arasını düzeltmeye çalışan Yahudi lobisi var. Demek ki onlardan vazgeçemeyebilir Türkiye. Yani bunlar hepsini bitmesini, Tayyip tümüyle reddedilmesini göze almayabilir. Ama göze aldığında varsaydığınızda bu sefer Amerika ile Türkiye'nin arası iyice açılır, Suudi Arabistan'a da açılır. O yetmez. Rusya Türkiye'yi kendi yanına daha fazla çeker. Nitekim bakınız bu PYD olayında, Rojava olayında Amerika silah vermeyi kabul edince Rusya devreye girdi ve mümkün olduğu Amerika ile Türkiye'nin çelişkilerini daha fazla büyütmeye çalıştı ve S-400 füzelerini size veririm demeye getirdi. Yani Rusya mümkün olduğu kadar Amerika ile her çatışma noktasında Türkiye'yi yanına çekmeye çalışıyor. Türkiye'nin yanına çekilmiş olması demek aynı zamanda İran'la da dostluk demektir. Türkiye'nin Amerika ve Suudilerin yanında olması demek bu sefer de İran'ın doğuda, yani doğu bölgelerinde Türkiye sınırlarında rahatsızlık vermesi demek. İki nedenle vermesi demek. Bir, diyelim ki oradaki bir şekilde sadece Türkiye'deki Kürt hareketini demiyorum, Kandil'dekinden bahsetmiyorum sadece ama orada nispeten Suudi Arabistan'la iş tutmayan ve Kürtler var. Yani Celal Talaban'ın hareketi gibi, Uğur'an hareketi gibi. Belki onlar vasıtasıyla Türkiye bir şekilde siyasi, diplomatik, başka türlü şeyler verebilir, rahatsızlıklar. Mesela YKT, yani Talaban'ın örgütü, eğer Kerkük'te Vanayı kapatırsa, buyurun Kerkük'teki Seyhan Petrol Burak'ta gitmiş olacak. Mesela yani. KDP ile bu sefer Türkiye'nin arasında problemler çıkacak vesaire. Aynı zamanda Haçlı Şabi 100 bin kişilik bir ordudur, yani milistir. Haçlı Şabi'nin komutanlarının hepsi şey yukarı başında olan başkomutan İran yanlısıdır. Bu sefer o İran yanlısı Haçlı Şabi gerek Sincar'a gerek başka yerlere girerek, Suriye'de girerek hem işi de yok etmeye çalıştı, hem Türkiye'ye karşı ciddi bir set oluşturacaktır. Nitekim o tür şeyler de oluyor. Yani onu da göz önüne alırsak bayağı bir karman çorman, problemli. Her zamanki gibi karışık. Her şeyin her an değişebileceği daha büyük bir kaotik atmosfere giriyoruz. Peki son olarak kısaca bu karardan sonra öngörünüz ne? Bu karar böyle devam eder mi yoksa kısa bir süre içerisinde değişikliğe gidilir mi? Öngörü olarak Amerika'nın şeyi henüz ikili çatışma, yani Katar ve Körfez çatışmasını, daha çok Katar-Suudi çatışmasını şu anda körüklemek istemiyor. Yani çünkü o cephenin de gedik açılması Amerika'nın da işine gelmez. Belki Katar'ı bir şekilde ikna edebilir. Ama öte taraftan Amerika'nın, Rusya'nın da biz bu bölgede herhangi bir şey istemiyoruz yani demesi de şunu getiriyor, siz Katar'a yüklenirseniz ben İran'la Katar'ın yanına yer alırım demeye geliyor. Bu bakımdan
Çözülebilir de çözülmeyebilir de. Yani Bahreyn'in Dışişleri Bakanı'nın verdiği bir demece bakarsanız çok ciddi bir kriz. Körfez tarihinde en büyük krizlerden birisidir. Yani öyle kolay kolay giderilmez ama ben 24 saat içinde her şeyin değişebileceğini düşünüyorum. Çözülmediği zaman şeydir, daha bir kapsamlı silahlı içinde çatışman olacak bir mücadele alanı. Çözüldüğü zaman da yani bir şey gibi kalır. Kuveyt araya girdi, yani iki tarafı barıştırmak için başarabildi. Bu demektir ki kriz sandığımızdan biraz daha büyüktür, ciddidir yani. Onu söylemişler. Ve herkesi kapsayacak. Yani böyle bir şey olursa Suriye'yi de kapsayacak, Lübnan'ı da kapsayacak, Türkiye'yi de kapsayacak, etkileyecek. Çok ciddi etkileri oldu. Türkiye burada görünen o ki Katar'a daha yakın duruyor. Resmi bir demeç görmedik. Yani Çavuşoğlu demeci orta yol herhangi bir diplomatik alanda. İşte herkes barıştı falan. Şu anda, ama bugün AKP'ye ya da iktidara yakın gazetelere baktığında Birleşik Arap Emirlikleri ile bir ülkeyi daha şeyle suçluyor. FETÖ'ye yardım ettiler darbede diye suçlama, resmen bir suçlama var. Yani bu sızdırılmış bir haberdir. Bir anlamda kamuoyu oluşturma yönelik bir haberdir. Diğerinde de Katar'ın aslında böyle bir şey yok, bize iftira atıyorlar diye Katar'ın resmi açıklamasını yani. Görünen o ki şu anda gönülleri Katar'la birlikte ama ne olur onu bilemiyoruz. Çok teşekkür ederim hocam Nazlı. Çok sağ olun. Evet, Özgürüz.org izleyicileri Katar krizi, Katar'a uygulanan bir tecrit, araştırmacı yazar Faik Bulut ile bu durum Türkiye'yi nasıl etkiler, Orta Doğu'yu nasıl etkiler, Trump'ın ziyaretin hemen ardından böyle bir gelişmenin yaşanması tesadüf müydü ve bundan sonra neler olacak diye sorduk. Faik Bulut bizlere değerlendirdi, kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Başka bir yayında görüşmek üzere.